Peki. Ee, ne kadar kısa bir araya gidecektik? Vaktimiz var mı? Arkadaşlardan öğreneyim. Ee, Sayın Yaraş sizle de devam edelim. Biraz ben küçük bir gidelim. örnek vereyim. Yani Afganistan örneğini çok iyi anlamak istiyorsak, e, birebir aynı örnek değil ama e, yaşanan süreçlere baktığımızda çok co zor coğrafyadan bir tanesinden bahsedeyim size. Somali. Hatırlarsanız 1990'lı yıllarda dünyanın e, Afganistan'dan daha fazla konuştuğu ülkeydi Somali hem e, insanların açlıktan ölmesi hem de yaşanan iç savaş sonucunda 450 bin insan ölmüştü. O zaman için çok büyük bir rakamdı bu. Birleşmiş Milletler bir misyonla gitmişti ve bu misyonda e, Türkiye'de önemli görevler almıştı. 5 e, yıl kadar sürdü. 5 yılın sonunda e, ciddi kayıplar ortaya çıkınca geri dönüldü. Ki Türkiye o misyonun içinde Aynı Afganistan'a benzer bir görevi de icra etti. Yani Mogadşoya ki bazı görevleri e, almıştı. Hatta o dönemin e, çevik bir o dönem oradaki Birleşmiş Milletler misyonunun başında görev yapan e, generaldi. Beş yılın sonunda e, herkes terk etti, gitti. E, Türkiye e, yine ilgisine Somali'ye sürdürdü. 2010'lu yıllarda yine herkesin çok mesafeli durduğu bu ülkeyle ilişkileri arttırarak ki o zaman yine hatırlarsanız Somali'de çok büyük terör eylemleri devam ediyordu. 2010'dan sonra o gelişen süreçte bugün Afrika'da e, Türkiye'nin misyonlarının hem ticaret misyonlarının hem de diğer e, misyonlarının sürdürebildiği bir ana kaynak haline döndü. Kim ne yaptı? Yine e, ...Somali halkıyla beraber yaptı. Somali'deki bugünkü pozisyon itibariyle baktığınızda e, aynı sorunları yaşıyoruz. Yani bizi o coğrafyadan çıkartmak isteyen e, gruplar e, Türk ticaret heyetlerine, Türk e, hedeflerine saldırmaya devam ediyorlar. Ama Türkiye Somali'de bulunarak elde etmiş olduğu kazançlar inanılmaz büyüktü. Herkesin gitmekten çekindiği yere gitti ve kendisine büyük bir alan açtı. Afganistan bu anlamda baktığınızda Somali'den çok daha fazla ilişkileri olabildiğimiz, ilişki içerisinde olabileceğimiz bir ülke. Bir kez daha söylüyorum. Risk analizi dediğimiz kavram artı eksiği koymakla geçerli. Artı eksiği koyuyorsanız ve bunların sonucunda beraber müttefiklerinizle beraber bu sorunu çözüyorsanız ne ala. E, hayatta şu görev şeyin dediği çok doğru. Nedim'in yani Amerika bize altın tepside sunuyor mu e, şeyini sordu ya. Size hiç kimse bazı şeyleri altın tepside sunmaz. Bazen size tuzak olarak yaptıklarını da siz bozup yerine çok daha güzel oyunlar kurgulayabilirsiniz. Yeter ki Dostunuzu, düşmanınızı doğru tanımlayın. Hı, Eğer bu istiyorsan... tanımlamayı doğru yapıyorsanız tuzağa düşmezsiniz. Peki, kısa bir araya gidelim. Yine sizinle geldi ama sözünüzü ya. tamamlatacağım. Çok ee, sayın yararla kalmıştık. Buyurun sizle devam edelim. Somali ile Afganistan'ı kıyaslamıştık. Yani, Somali ile tabii şey olarak birebir aynı yerler değil ama örnek olarak şunun için vermiştim. Eğer uzlaşı olursa ne kadar karışık da olsa çünkü 2010'lu yıllarda Somali'de bir bütün... ...kişilerin bir araya geldiği ve yeni cumhurbaşkanının seçildiği... ...ve arkasından da meclisin toplanabildiği bir noktaya gelmişti. O coğrafyada ilk kim girmişse o aldı ve yürüdü. Bu coğrafyada da Afganistan'da geçmişten gelen bir kültürümüzün olmuş olması... ...tarihi bağlarımızın olmuş olması eğer uzlaşı sağlanırsa bir kez daha söylüyorum... ...çünkü buradaki herkes bir uzlaşı sağlanmadan... Silah soruyla kal, e, orada bölgede bulunmayacağı konusunda herkes hem fikir e, bizim hem fikir olmamız önemli değil e, Türkiye'nin en önemli yani e, karar verici mekanizmasının başındaki Cumhurbaşkanı da e, zaten böyle olmayacağını e, ısrarla zikrediyor yani herkesin rızası olmadan böyle bir misyona talip olmadı olunmadığını söylüyor. O zaman buradan gidilecek noktada e, hepimizin tartıştığı konu Afganlar istiyorsa zaten sorun yok. Peki sorun neredesine doğru geliyoruz? Sorun neredesine geldiğimiz yerde hepimizin geçmişte yaşanan tecrübeleri var. Bu tecrübeleri aktarmakta yarar var. Bunun birincisi bizim tecrübelerimiz, iki dünyanın tecrübeleri. Hepiniz malumunuz üzere Vietnam'dan aynı şu andaki olaya benzer bir şekilde apar topar dönen bir Amerika Birleşik Devletleri vardı hatırlarsanız. Amerika döndüğünde yani çıktığında uzun yıllar boyunca tartışılan konu ne oldu biliyor musunuz? Uyuşturucu trafiğinin merkezi Vietnam oldu. O dönemde Amerikalılar dönmüş olmasına rağmen bölgeden gelen Amerika Birleşik Devletleri'ne giden yeni bir rota oluşturarak oradaki bağlantılar sayesinde orata Kullanılmaya devam etti. Ve bu rotada kullanılan en önemli enstrüman neydi biliyor musunuz? Neydi? Uçaklar ve şeyler. Yani diğer ülkelerdeki yakın coğrafyadaki ülkelere aktarılan e, bu uyuşturucu malzemeleri oradan nakledilme süreçleri. Biz sabahtan beri buradaki herkesin konuştuğu konulardan bir tanesini tartışıyoruz. Hatırlayın çok yakın bir zamanda Sayın İçişleri Bakanı... Afganistan'la ilgili bir örnek verdi. Dedi ki, 2003'te Amerikalılar bölgeye gitmeden önce şu kadarlık bir alanda haşhaş ekimi yapıldığı bilgisi varken, bugün o alanların toplam büyüklüğü 3 misine çıktı Yani bölgeye bir güçle gidildi ve o güçle gidilmesinin arkasından bu narkotik operasyonların artacağı düşünülürken tam tersine azaldığı ve alanların büyüdüğü konusunda dünyadaki uluslararası rakamları söyledi. Yoksa Türkiye'nin rakamları değildi. Üç kat ekim alanlarının boyutunun büyüdüğünü söyledi. Peki bu büyük oranlar dünya pazarlarına nasıl götürülecekler? Deniz yoluyla mı? Hava yoluyla mı? Yoksa diğer ülkelerde bulunan e, bağlantılarla mı? Afganistan'daki hava üssü e, yalnızca uluslararası bir hava üssü olmasından öte aynı zamanda oradaki büyük elçiliklere ve diğerlerine inen hem istihbarat hem de askeri uçakların çok sıklıkla ineceği bir sirkülasyon da gerektirecek. Bu sirkülasyon Türkiye'yi zora sokacak içinde bazı handikapları barındırdığını söylüyoruz. Bunu engellemek kolay mı da çok zordur. Ne yapacak peki? Örneğini vereyim ben size. Ya da ne yapmalı? Örneğini vereyim. Ee, şöyle düşünün. Amerika Birleşik Devletleri'nin e, geçmiş tarihinde de örnekleri olduğu üzere bazı isimler var. Hepimizin bildiği, ee, bizim İran Gate diye bildiğimiz aslında yalnızca İran'a yapılan e, silah satışından daha büyük bir. Olayın ortaya çıkmasına sonucunda patlak veren bir skandal var biliyorsunuz. Bu skandal üç bacaklı. Ee, Güney Amerika'da darbelerin desteklenmesi adına bir fon oluşturuluyor. Bu fonun geliri uyuşturucudan sağlanıyor. Uyuşturucudan sağlanan para e, getiriliyor. Elde edilen gelirle silah alınıyor. Silahlar bölgeye gönderiliyor. Bölgedeki kurulan milis teşkilatlarıyla aynı PYD gibi teşkilatlara veriliyor. Bölgenin e, bölgede darbe yapılması için ortamlar sağlanmasına çalışılıyor. Bu skandal böyle patladı. İran Gate bunun yalnızca küçücük bir parçasıydı. Asıl asıl önemli olan kısmı Güney Amerika'daki rotada geçiyordu. Peki bu rotanın içerisinde yani bu uyuşturucu trafiğine, silah ticaretine buradan gelin, gelen parayı konsülde eden Kişiler ne oldu diye bakalım. Amerikan tarihinde çok önemlidir. Hani zaman zaman konuşuruz. Amerikalılar bunları affetmezler ve çok ağır bir şekilde cezalandırırlar derler hatırlarsanız. Evet o dönemde senatoda bununla ilgili kararlar alındı. Hepiniz de muhtemelen bakarsınız şimdi şeyden sonra. Bu kararların alınmasına yol açan dönem biliyorsunuz Reagan dönemiydi. Baba Bush'ta olsa da başkan yardımcısı. Oliver North gibi isimlerin çıktığı kişiler var. Bunlardan e, bir tanesi e, bugün hala çok konuşulanlardan bir tanesi Elliot Abrams e, ve yine o dönemde e, John Poindexter diye isimler. Bunlar hem ulusal danışmanlar hem de bu işi organize eden kişiler. Bir kısmına cezalar verildi ve bu cezalar Baba Bush iktidara geldiği dönemde şeyden kaldırıldı. Bakın. Suçları bir kez daha söylüyorum. Başka ülkede darbe yapmak, narko operasyonları yapmak, silah kaçakçılığı yapmak, yasaklanmış ülkelere silah tedarik etmek. Yani dünyada görebileceğiniz en büyük dört tane suç değil mi? Peki bunlardan bir tanesinden ceza alan şahıs Trump döneminde hangi görevle görevlendirildi biliyor musun? Hangi? Venezuela'daki operasyonun başına getirildi. Getirilen kişi kim? Elliot Abrams. Peki Elliot Abrams'ın ilk getirilişi mi bu adamın yok. Oğul Bush döneminde de <laughs> şey çok gülecektir. Ben hep onu söylüyorum. Tilkiye e, kümesin bekçini verdiğinde gülmekten ölmüş biliyorsunuz. Bu Elliot Abrams'a e, Oğul Bush döneminde bir görev veriliyor. Küresel demokrasi strateji danışmanı güldü sayın inşallah. Küresel demokrasi satıcı danışmanlığı veriliyor. Kim zamanında? Oğul Buş zamanında. Suçu neymiş? Efendim? Darbe Yaptı darbe operasyonları yapmak. yapmak, narko operasyonlar yapmak, diğerleri kara para aklamak. kara para aklamak, vergi kaçırmak. Ne kadar ee, yani Amerika'da ne hepsini. kadar büyük suç varsa <laughs> Bu suçların hepsini işleyen bir adamdan bahsediyoruz. Böyle bahsediyor böyle ve pis herifi demokrasi temsilcisi olarak dünya küresel sistemine veriyorsunuz. Ee, sonra Amerika sonra Amerika Venezuela'daki konu yani. da ortaya geliyor. Şimdi koyayım. en sondaki bu Venezuela'daki Trump döneminde, Pompeo döneminde bu işin sorumlusu yani Venezuela temsilcisi atadılar. Daha önce geçmişte bildiği operasyonun yapılmış şekliyle. Ben o yüzden rakibinizi iyi bileceksiniz. Rakibinizin geçmişte ne yaptığını iyi bileceksiniz. Bu işi nasıl çözdüğünü iyi bileceksiniz. Bu tür operasyonları kimlerle yaptırdığını bileceksiniz. Şimdi Ankara bunları biliyordur. Ona göre hamle alıyordur. Biz zaten Ankara'ya hani e, fikir vermek için hani <laughs> anlatıyorsak e, yanlış bir felsefe olur. Biz hani halkımızı bilgilendirmek anlamında... E, ha, ben söyleyelim. nasıl önlemler yani, alıyordur noktasında? Diye. Aha, Peki, ben de nasıl önlemler alıyordur ha, Ankara anlamında? Şimdi öyle söyleyeceğim. E, sayın e, Uduş Bey'e sormanızı tavsiye ederim. Tamam. Uluslararası misyonların uçakları nasıl aranabilir, nasıl e, yapılabilir? Hangi bu anlaşmalar? Aranabilir. Bu anlaşmalar nasıl icra edilebilir? Her ülkenin e, bu şekilde kozmik anlamda arama e, gitme istihbarat anlaşmaları nezdinde uçakların tamamı aranabilir mi? Bütün ekipmanlara bakabilir misiniz? Hı. Gibi ekstra ayrıntılar var. Bu zorluklar e, bizi inşallah diyorum. İnşallah. Önümüzdeki dönemde başımızı sıkıntıya sokacak e, olaylara gebe olmaz. Peki. Sizin sorduğunuz nokta Sayın Şener'e söz vermek istiyorum ama daha kapsamlı anlatması için ama Sayın Özülker'e de unutmayalım. Hemen Sayın Özülker'e döneyim ardından Sayın Şener sizle de devam edeceğim. Sayın Özülker, e, nasıl olur bu güvenliği sağlamak uluslararası anlamda? E, Sayın Yarar'ın bıraktığı noktadan aslında tamamlamanızı yani istiyorum. Yani Uçakların tamamını, e, askeri uçakların, e, diplomatik anlamda inen uçakların, istihbarat uçaklarının tamamı aranabilir mi, aranamaz mı? Şimdi efendim normal şartlarda bu tip kargolar gelirken önceden haber verilir. Askeri uçaklar şu tarihte şuraya geliyor, şu kargo ile geliyor diye. Ve tabiatıyla eğer bir müttefik ülkeden geliyorsa normal şartlarda aranmadan geçer. Ama bunun ötesinde herhangi bir ihbar varsa veya bir şüphe varsa bu uçakların indirilmesi de her zaman için mümkündür. Şimdi sayın Özülker, şurayı anlayamadım. Eğer Müttefik bir ülkeden bir kargo uçağı Afganistan geliyorsa düşünün, aranmaz, a, 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 aranmaz. Afganistan ara, olarak düşünün diye söyledim. Ihbar, evet. i̇hbar varsa, ihbar varsa aranır, varsa. değil mi? İhbar varsa aranır, evet. Yoksa de normal şartlarda da her inen uçağa sen ne getiriyorsun diye bakılmaz. Ama de unutmayalım mesela biz Türkiye'de bunu daha evvel yaşadık neredeydi? Mervis mı? Bir yere indirdik uçağı, uçakları İran'dan gelen e, ve ondan sonra ne yaptınız dediler. İçinde ne var ne yok bunu aramak mecburiyetindeyiz dedik ve arayabildik. İhbar veya bunun ötesinde bir şüphe var ise bunun üzerine de gerekli incelemeyi veya konuşmaları yaparak gene indirip arayabilirsiniz. Yani bunlara imkan veren bir durum vardır. Yalnız e, bu genel kaide olarak ortada. Şimdi bunu Afganistan açısından değerlendirdiğiniz takdirde orada bir devlet yok. Yani başka bir de işte orada sizi muhatap diye alıp da görüşeceğiniz Afganistan diye bir ülke veya bütünlüğü itibariyle düşünüldüğü bir ülke ve bunun tamamından sorumlu ve yükümlü olabilecek bir hükümet de yok. Dolayısıyla orada kime gideceksiniz? Halihazırda kendindeki bütün hakları ee, üstlenmiş olan Amerika Birleşik Devletleri'ne e, Amerika Birleşik Devletleri de oraya kimin gelip gittiğini ne yapıp ne yapmayacağını e, zaten e, kendisi yönünden devamlı kontrol altında tutabiliyor. O bakımdan uluslararası hukukun Afganistan'da geçerli midir diye sorarsanız hayır. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nin hukuku geçerlidir. Hatta o kadar ki Herhangi bir NATO ülkesinin uçağa gittiği zaman Amerika Birleşik Devletleri'ne haberini vermek mecburiyetindesiniz. Aksi takdirde savaş halinde olduğum bir yere gelemezsin diye bizi engellemek imkan ve kabiliyeti vardır. Yani e, uluslararası hukukun uygulanabilmesi... Bu arada şunu da hatırlatayım yine. Mesela de iki şeyi birbirine karıştırmamak babında. E, biliyorsunuz bir... E, Sahte bilgiye dayalı olarak, formasyona dayalı olarak Beyaz Rusya'da bir muhalifi tutuklayabilmek için işbara dayalı olarak uçak indirildi. Aslında böyle bir şey yok. O doğrudan doğruya bir düzmece bilgiydi ve netice itibariyle Beyaz Rusya'da hiç kimse bir şey yapamadı. Bugün o muhalif hala hazırda hapistedir, mahkemeye çıkarılmaktadır. E, uçak da indi sonra kalktı gitti ama işte e, sonuç itibariyle de, de böyle bir hukuksuz e, muameleyi de tabi tutulabilmiştir. Peki. Yani 2018'de rakamları ee, söyleyeyim. E, oradan çıkartın. E, 2018'de Kabil Havalimanı'ndaki görevli e, komutan e, röportajında söylüyor. E, 100 bin uçuş yapılıyor 2018'de. Bunun 70 bini askeri uçaklar, 30 bini sivil uçaklar. Peki. Sirkülasyonun büyüklüğü anlamında. Şimdi askeri e, bölümü çıkartın. En az 30 bin e, uçaklık bir e, sirkülasyondan bahsettiğimizde unutmayalım. Kabil Havalimanı için. Sadece, sadece yalnız Karsay'ı değil. Bagram'la birlikte düşünmek lazım bu rakamı. Yok ee, bu söylediğim, Bagram... bu söylediğim Kabil. Sadece Kabil. Kabil yani Kabil'deki bak, bizim... Bagram var bunun. Ee, yok Bagram yok. Bunda e, yani çünkü Kabil'deki üst komutanı e, röportajı sırasındaki verdiği bilgi evet. olarak söylüyorum. Yani o zamanki verdiği rakam bu rakam. Ben şey açısından söyledim. Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan kontrol altında olan bagrama iniş kalkışları da... ...kattığınız zaman bu rakama Hı, ortaya onu çıkan çok daha onu, büyük onu olacaktır dedi. 100 evet. bin sortiden bahsediyor çünkü. Rakam evet. beraber dinlemiştik. Evet, 100, 100, bin, sorti diyor. 100 bin sorti yıllık Hı -hı. İşte aylara günlere böldüğünüzde inanılmaz bir trafik. Ve bunun %70'i askeri. E şimdi e, Mete Yararın sorduğu soru aslında şu. Uçakta arama yapma yetkisi kimde? E, Sayın Büyükelçim ifade ettiği hani havadan indirmeyle ilgili uçak. Hiç oraya girmeyelim. Uçak yere insin. Oradaki yükten şüphe edelim. Ve arama yapmak isteyelim. Bu durumda yetki kimde? Şimdi e, Sayın Büyükelçim ihbar varsa dedi doğru. İhbar varsa herhangi bir arama yapma şansınız var ya o ihbarın kaynağı Amerika ise, yani Amerika için ihbar yapılıyorsa ki Afganistan'daki uyuşturucunun beyninin Amerika olduğunu defalarca dikkat ettik buradan. Bakın Taliban Afganistan'a hakim olduktan hemen sonra Afganistan'daki uyuşturucu 90 oranında artıyor. İşte Nedim Bey bahsetti, günah saymayan, kullanımına karşı çıkan ama ekimine yol veren bir Taliban. E şimdi %90'lık bir artış. Peki Amerika bölgeye geldikten sonra artış oranı ne? %1400. Bakın %1400 uyuşturucuda artış var. Ne dönemde? Amerika Afganistan'a e, ayak basıp işgal ettikten sonra. Şimdi Afganistan'da Amerika gelmeden uyuşturucu kullanan sayısı 130 bin, 38 milyonluk bir Afganistan'ı konuşuyoruz. Amerika geldikten sonra bugün için Afganistan'daki resmi rakamlara göre uyuşturucu kullanan sayısı 1 milyon 600 bin. 12 kat bir artış var. Afganistan'da yıllık uyuşturucu üretim 140 ton. Amerika geldikten sonra 60 kat artıyor. 9 bin tonuna dayanıyor. Şimdi Amerika bu Sayın Büyükelçim ifade ettiği Bagram Havalimanı'ndan tabutlarla uyuşturucuyu ot halinde götüren, kaçıran bir ülke. Bunu ben mi söylüyorum? Hayır. Bunu dünya medyada ciddi bir yeri olan The Guardian gazetesi manşetten verdi. Amerika tabutlarla uyuşturucu kaçırıyor dedi. Yine Amerika'nın orada yapmış olduğu işlerle ilgili çok ciddi başlıklar, çok ciddi eleştiriler yer aldı. Ve Amerikalı bir generalin de bana göre söylediği söz, Amerika'nın oradaki bütün niyet maksadını anlatan bir söz. Afrika'da biz neyi savunuyoruz? Hala anlamış değilim dedi. Afganistan'da. Afganistan'da. Evet, evet. Neyin e, mücadelesini veriyoruz? Bunu söyleyen Amerikalı bir general. Şimdi Amerika e, bu uyuşturucu ot olarak götürdü, sentetik hap olarak geri getirdi. Ve burada kullandığı bir trafiği ben burada aktarayım. Hani az önce ki konuşmada bir şirketten bahsettik, Blackwater dediğimiz yapı Afganistan'da isim ve kılık değiştirdi, ekolog oldu, yöneteri de Birleşik Arap Emirlikleri'nde zayet nemen dibindeki Erik Prince. Peki bu ekolog şirketinin başka dünyada nerede şubeleri var? Bakın buna baktığınız takdirde bile o trafik ortaya çıkıyor Almanya'da ve Kosova'da. Şimdi Almanya Ramstein. Amerika'nın Amerika'dan sonraki en büyük üssü ve aynı hava trafiği orada da söz konusu. O kadar akıllı sistem kurmuşlar ki Afganistan'da ektiriyor, biçtiriyor. Tabutlarla, bir takım yollarla bunları uçaklarla Avrupa'ya götürüyor. Sentetik hap haline dönüştürüyor. Dünya pazarına sunuyor. Ve şu an benim ülkemde de uyuşturucu batağına saplanmış gencimin katil Amerika. Ve bunu nereden yapıyor? Afganistan üstünden. Ne diyor dünyadaki narkotik e, narkotikle ilgilenen yapılar Afganistan dünya uyuşturucu trafiğinin %90'ını yönetiyor diyor. Yani %90 kaynak Afganistan. Şimdi bu gerçekler altında e, evet orada bizi bekleyen hani o tehditleri sayarken yarım kalmıştı. İlk tehdit bir olası saldırı. Türkiye'nin içine sürüklendiği bir karışık çatışma ortamı dedik. İkinci tehdit bu. Nedim Şener'in o nedenle vurgusu önemli. Ee, i̇çtekiyle dıştakini birlikte okumak gerekirdi Az önce bir vurgu yapmıştım Bakın dikkat edin Bir takım şarlatan mafya babası Görüntündeki kişilerle Uyuşturucu gündeme getirildi Türkiye'de işte limanlar vesaireler Ondan sonra onlar bir takım e, Siyasi kimliklerce dillendirildi Ve şu an Biz böylesi bir coğrafyayı teslim alıyoruz Amerika bagramı boşaltır boşaltmaz Diye tartışma yapılıyordu bundan yaklaşık iki hafta öncesine kadar veya iyi hatırlıyorum Kirby soru şuydu, Bagram'ı da terk edecek misiniz? Çünkü Bagram hakikaten kritik bir üst ve Amerika'nın bu trafikte çok aktif kullanabileceği bir üstü. O da şu açık cümleyi kurdu, o konuda bir çalışma yapıyoruz ama takvim veremem dedi. İlk boşalttıkları yer orası oldu. E şimdi bu durumda Amerika'nın bölgede hava trafiği devam edecek mi? Bana göre edecek. Etecek şimdi mi? böylesi bir tehditte orada bir ihbar söz konusu olmadığı takdirde nasıl bir kontrol sağlanacak? Bu bizi bekleyen bir tuzak. Yavuz Hırsız Amerika bir anda olası bir ters tabloda tereyağdan sıyrılır gibi çekilir de e, Türkiye'nin kontrolünde der mi? Der. Der değil mi? Yani bunu hiç... İşte e, aslında Sayın Şener'in değindiği noktalar bir nevi değil mi Sayın Kesinlikle. Şener? Kesinlikle.